geldiniz Sat 7 Türk Çocuğa. Bugün de hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Sizi gerçekten akşamdan sabaha kadar, sizinle buluşacağım bu saate kadar çok özlüyorum. Arkadaşlar sizler beni tanıyorsunuz ama eğer beni tanımayan birileri varsa şu anda ekran önünde, eğer saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını açarsanız arkadaşlar, işte karşınızda beni, yani Nor ablanızı göreceksiniz. Çünkü burası Sat 7 Türk Çocuk programı, yani sizlerin programı. Hepiniz Sat 7 Türk Çocuğa bugün de hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Bize birazcık anlatın, merak ediyoruz. Zamanınızı nasıl değerlendirdiğinizi, bütün gün neler hissettiğinizi, nelerle uğraştığınızı, nelerle ilgilendiğinizi çok merak ediyoruz. WhatsApp numaramızdan bizlere her zaman her şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi normalde bizlerin her zaman bu bölümde yaptığımız bir şey var. Sizlere bir görev veriyorum ben ve bu görevler bazen gerçekten uzun uzun tüm yaşam boyunca uygulayabileceğiniz, bazen de böyle pıt böyle bir kerelik görevler olabiliyor ama genelde yaşam boyu uygulayabileceğiniz görevler veriyorum ve burada hep birlikte bunun nasıl yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bugünkü görevimiz de sizler için hazır bir şekilde bekliyor. Peki hazır mısınız? Nasıl bir görev bekliyorsunuz? Heyecanlı mısınız acaba? Şimdi ben size bu görevinizi vermeden önce öncelikle sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Sanki şöyle hissediyorum, bazı arkadaşlarım bazı günlerde kendilerini o kadar da değerli hissetmiyor olabilirler. O kadar da sevilen hissetmiyor olabilirler ve bu durum bazen onları üzüyor olabilir. Zaman zaman bunu hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Eğer aranızda gerçekten böyle hisseden arkadaşlarım varsa onlara şu sözü söylemek istiyorum. Hiç üzülmeyin. Sizler çok değerlisiniz. Bazen insanlar tarafından değer görmüyormuş gibi hissedebiliriz. Çünkü aslında bunu yani şöyle düşünün. Bazen biz de herkese olan sevgimizi o kadar belli edemiyor olabiliriz. Yürekten çok seviyor olabiliriz. Ya da bazen herkesi maalesef çok sevemiyor olabiliriz ki aslında sevmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı bizden bunu istiyor ama bazı insanlar da tıpkı bizim gibi bize olan sevgilerini yeteri kadar belli edemiyor olabilirler. Ama hiç üzülmeyin, hiç korkmayın. Çünkü şunu düşünün, Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki ve Tanrı, inanın sevgisi o kadar yeten bir Tanrı ki bu dünyada diyelim bizi hiç kimse sevmiyor olsaydı, ki öyle bir şey yok, biliyorum ki hepinizi çok seven insanlar var hayatlarında, ama öyle olsaydı bile arkadaşlar, hiç korkmamamız gerekirdi. Korkmamıza gerek yoktu. Çünkü bizim Tanrımızın sevgisi o kadar büyük ki kesinlikle bize yeten bir sevgi. Peki bu sevgiyi nereden anlıyoruz? Bizim için yaptığı fedakarlıktan bunu kolayca anlayabiliriz. Hangi fedakarlıktan? Mesih'i, İsa Mesih'i bu dünyaya gönderip onun yaşadığı zorluklardan bunu anlayabiliriz. Mesih biliyorsunuz ki bizim için gerçekten insanlar tarafından dalga geçildi, ona acı çektirdiler, zarar verdiler ve en sonunda da bedenine de çok zarar verdiler. Ama sonra ne oldu? Mesih tekrardan dirildi ve arkadaşlar bu Tanrı'nın bizim için olan planıydı ama Mesih bu sırada gerçekten çok zor zamanlar yaşadı. İşte bu yüzden bizim için bu kadar büyük bir fedakarlık yapan Tanrı'nın sevgisini sizlere hatırlatmak istiyorum. Tamam, artık bu kadar konuşmak yeter. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi sizleri ben bir Ege'ye göndereceğim. Ege'den hemen sonra ekranlarımızda görevinizi göreceksiniz ve sonra da onun hakkında konuşacağız. Meksika'da hapisten kaçmanın cezası yoktur. Bunun insan doğasından gelen bir şey olduğundan böyle yapılır. Tabii dayak yerleri ayrı. Düşünsenize kafaya bir cop. Uykum geldi. Bir salyangoz 3 yıl uyuyabilir. Hatta o kadar yavaşlarlar ki yürürken bile uyuyor olabilirler. Fark edemezsiniz. Ah, orada olduğunuzu yine görmedim. Dünyada en büyük popülasyona sahip canlı bal mantarıdır. Bal mantarı olmasına kanmayın. Üstünde hiç bal yoktur. 890 hektar büyüklüğündeki alanda balık istifalde büyümektedir. Yani sıkışık sıkışık düşünsenize. Bu mantarları tek tek nasıl saymışlar aklım almıyor ki. Ve tamam, ben kazandım. Sizce de biraz aptalca değil mi?
Çin daması oyununu Almanlar, Japon yapıştırıcısını ise Amerikalılar icat etmiştir. İsimlerini de mi onlar buldu acaba? Mesih'in bizim için yaptığı fedakarlığı düşünüp ona bir teşekkür mektubu yaz. Sevgili arkadaşım, bu görev, sevgili Nora abanın senin için hazırladığı görev işte buydu arkadaşlar. Haydi tekrar okuyorum. Mesih'in bizim için yaptığı fedakarlığı düşünüp ona bir teşekkür mektubu yaz. Çünkü her fedakarlık bir teşekkürü hak eder, değil mi? Etrafımızdaki insanların bizim için yaptığı fedakarlıklara karşı teşekkür etmeliyiz. Ama Mesih'in bizim için yaptığı fedakarlık hiçbir insanın yaptığı fedakarlıkla ölçülemez sevgili arkadaşım. İşte bu yüzden bugün senden böyle bir görev yapmanı istiyorum ki bunu yazarken de düşünmeni istiyorum. Mesih'in senin için yaptığı fedakarlıkları. Böylelikle ona hem teşekkür etmiş oluyorsun hem de kendi kendine onun seni ne kadar çok sevdiğini tekrardan fark etmiş oluyorsun. Bu arada eğer yazmayı bilmiyorsan üzülmene hiç gerek yok. Evde mutlaka yazmayı bilen birileri vardır diye düşünüyorum. İşte o zaman o kişilerden isteyebilirsin. Sen söyleyebilirsin. Onlar da senin söylediğin kelimeleri yazıp bunu bir mektup haline getirebilir. Ya da arkadaşım, hiç üzülmene gerek yok. Sadece Tanrı ile aranda olsun istiyorsan ya da okuma yazmayı bilen biri yoksa evde, o zaman da arkadaşım Tanrı'ya bunları sadece söylemen yeterli. Yazmak zorunda değilsin. Şimdi arkadaşlar, sizlere teşvik olsun diye ben de bu görevi yerine getirdim ve ben de Mesih'in benim için yaptığı fedakarlığı düşünüp bir teşekkür mektubu yazdım. Sizlere şimdi bu mektubu kısaca okumak istiyorum. Tabii ki de Tanrı'ya yazdığım sözler bunlar ama sizinle paylaşabilirim bunu. Rab, beni bu kadar büyük bir sevgiyle sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Benim ve benden çok önce yaşayan insanların günahlarını affettiğin için çok mutluyum. Ama o çarmıhta çektiğin acılar için çok üzgünüm. Çünkü sadece benim ve benden önceki tüm insanların günahları için o çarmıhta çok büyük acılar çektin. Ben düştüğümde bile küçük bir yaradan dolayı canım çok acıyor. Sen ise bizim için çok şeye katlandın. Hala da bizleri her zaman affetmeye devam ediyorsun ve edeceksin, bunu biliyorum. Gerçekten pişman olup özür dilediğimde seninle barışmak çok kolay. Kalbimi biliyorsun ve beni çok iyi tanıdığını bilmek bana biz en yakın arkadaşmışız gibi hissettiriyor sevgili Tanrım. Senin bizim için yaptığın şeyi asla unutmayacağım ve senin sevgine uygun davranmaya çalışacağım her zaman. Seni çok seviyorum Rab. Nora. Arkadaşlar, bu benim Tanrı'ya yazdığım teşekkür mektubuydu. Sizler de Tanrı'ya yazdığınız teşekkür mektubunu bizlerle WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz ve tabii ki de bizler de sizin Tanrı'ya neler için teşekkür ettiğinizi çok merak ediyoruz ve eğer onları görme şansımız olursa gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Haydi bakalım, sizler mektubunuza başlamadan önce düşünmeye başlayın. Biz o sırada kumdaki hikayeleri izleyelim ve ardından Nasıl Ne Zaman bölümünde buluşalım.
Bir gün Rab İsa ve öğrencileri Yeruşalim'e doğru yürüyorlardı. Zeytin Dağı'nın yanındaki Beytfacı köyüne yaklaştıklarında Rab İsa iki öğrencisine şöyle dedi. Karşıdaki köyü görüyorsunuz. Oraya gidin ve köyün girişinde bağlı olan daha önce kimsenin bilmediği sıpayı çözüp bana getirin. Rab İsa şöyle devam etti. Size bir şey soran olursa, Rabbim buna ihtiyacı var dersiniz. İki öğrenci köye gidip Rab İsa'nın buyurduklarını aynı şekilde yerine getirdiler. Öğrenciler sıpayı getirip üzerine giysileri serdiler ve Rab İsa sıpaya bindi. Hep birlikte Yeruşalim'e doğru ilerlediler. Bu olay, Zekeriya peygamberin şu sözleri yerine gelsin diye oldu. Korkma ey Yeruşalim kızı. İşte kralın sıpaya binmiş sana geliyor. Yolda ilerlerken öğrenciler sevinç içinde ve yüksek sesle Rabb'e övgüler sunuyordu. Ayrıca her yerden insanlar toplanıyor, kralların kralı İsa'yı sevinçle bekliyorlardı. Rab İsa'yı karşılayan halk sevinçlerini farklı şekillerde gösteriyordu. Bir kısmı yüksek sesle övgüler sunuyor, bir kısmı hurma dallarını kesip Rab üzerinden geçsin diye yolunu atıyordu. Bir kısmı da kralı karşılar gibi giysilerini Rab İsa'nın yoluna sermişlerdi. Hep birlikte şöyle bağırıyorlardı. Hozanna Davut'un oğluna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Hozanna en yücelerdekine. Rab İsa Yeruşalim'e girince bütün şehir çalkalandı. Halk sevinç içindeydi. Rab İsa Yeruşalim'i görünce ağladı. Gelecekte bu şehrin nasıl harap olacağını biliyordu. Yine daha çok üzüldü ve ağladı. Çünkü Yahudilerin kendisini Rab ve kurtarıcı olarak tanımayıp reddedeceklerini biliyordu. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Davut oğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozanna. Matta 21. bölüm 9. ayet. Ne zaman bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Burada bir şeylerin nasıl ve ne zaman olduğu hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz. Şimdi sizler birazdan bu soruyu, bugünkü nasıl ne zaman sorumuzu göreceksiniz. Ve ardından o soruyla ilgili video, güzel bir video var, onu izleyeceksiniz. Ve onun ardından da Nur ablanız burada nasıl ne zaman sorusuna cevap verecek. Ve hep birlikte yeni bir şeyler öğrenmiş olacağız. O zaman haydi bakalım sorumuz gelsin. Arkadaşlar sorumuz hepimizi yakından ilgilendiren bir soru. Nasıl büyürüm sorusu. Bazen gerçekten nasıl büyüdüğümüzü anlayamıyoruz bile. Bazen ailelerimiz bize böyle eskilerden çıkarıp bir fotoğraf gösteriyor ve diyor ki bak bu fotoğraftaki sensin diyor. Ama biz nasıl büyüdüğümüzü hiç anlayamıyoruz bile. Sanki baktığımız zaman aynada gördüğümüz kişi sanki her zaman biz böyleymişiz gibi geliyor bize. Ama aslında bizler gerçekten doğuyoruz, büyüyoruz ve sonra yaşlanıyoruz bile.
Bir gün gelecek ki annelerimiz babalarımız kadar ve hatta anneannelerimiz babaannelerimiz dedelerimiz kadar oluyoruz. Peki acaba bu nasıl oluyor? Bizler nasıl büyüyoruz arkadaşlar? Haydi bakalım hep birlikte bu sorunun cevabını bulalım. Bir kere arkadaşlar sizler bunu hissetmeseniz bile vücudunuzda sürekli olarak gezinen ve adı büyüme hormonu olan bir kimyasal var. Bu kimyasal gece gündüz ama daha çok gece boyunca çalışır ve büyümenize yardımcı olur. Yani bir hormon sayesinde büyüyormuşuz arkadaşlar. Tanrı bizim bedenimizde bu hormonu yaratmış ve bu hormon da bizim büyümemizi sağlıyormuş. Bu arada bazı çocuklar diğerlerinden daha hızlı büyüyorlar. Bunu biliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın boyu daha hızlı uzuyor. Elleri, ayakları daha hızlı büyüyor bizden. Fakat arkadaşlar büyümenin en iyi yolu her gece 8 ile 10 saat uyumak, egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmektir. Yani eğer hızlı büyümek istiyorsanız sevgili arkadaşlar sağlıklı beslenmeniz, geceleri 8 ile 10 saat en az uyumanız gerekiyor. Ve aynı zamanda egzersiz yapmak, spor yapmak, hareket etmek sizlerin büyümesini olumlu yönde etkiliyor. Kemikleriniz uzuyor arkadaşlar siz büyürken ve kemikleriniz uzadıkça boyunuz da uzuyor. Yani boyunuzun uzamasının sebebi aslında kemiklerinizin uzaması. Vücudunuzun her bölümü yavaşça kilo alıyor ve güçleniyor. Büyüdüğünüzü hissedemiyorsunuz ama pantolon boyunuz artık kısa gelmeye başladıkça ya da etek boyunuz ya da ayakkabılarınız küçük gelmeye başladıkça işte o zaman değişimi fark ediyorsunuz arkadaşlar. Ve şu bilgiyi de söylemeden geçmek istemiyorum. Çocuklar yani sizler yılın geri kalanına göre bahar ve yaz döneminde özellikle yani tam olarak bu dönemlerde daha hızlı büyüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. İşte bu yüzden dediğim gibi hızlı büyümek isteyen arkadaşlarım hemen not alın bunu. Egzersiz yapmayı yani spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi, meyve ve sebze yemeyi ve onun dışında arkadaşlar mutlaka ve mutlaka akşamları 8 en az 8 saat ve 10 saat uyumayı unutmayın. Haydi bakalım şimdi bizler nasıl büyüdüğümüzü öğrenmiş olduk. O zaman şimdi bu bilgilerle sizleri Meyvezi'ye gönderiyorum. Ardından da Tanrı Sözü için ben zaten buradayım. Sana. Tableti bulamıyorum. Buraya bıraktığına emin misin? Evet. Kim aldı? Bir dakika dur. Kimse almamıştır. Hemen kötü düşünme. Kim aldıysa hemen getirsin yerine koysun. Çok ayıp çok. Bak biri izinsiz aldıysa ayıp ama gönlünü bu kadar kötüye yorman da iyi değil Zihi. Kim aldıysa onunla domates sulu... Aman külahlarımızı değişeceğiz. Peki Zihi bir şey soracağım. Alt tarafa baktın mı? Oradaymış değil mi? Evet. Oraya sen mi bırakmıştın? Evet. Aferin Zihi. Bak güzel yüreğini üzmeye değdi mi şimdi? Değmedi. Ya ne diyor Efesliler'de? Her kötü niyetle birlikte her türlü kin,
öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Katılıyor musunuz iyi? Evet, katılıyorum be. Çok haklısın. Tamam. Hadi gel. Üzme kendini. Gel kardeşim. Geçti. Artık güzel günün gönlünü daha ferah tutacağını düşünüyorum. İşte bunda da çok haklısın. Tamam. Hadi çak bakalım. Çak. Hop. İşte bu. Aferin. Evet. Bugün ne yapıyorduk? Bugün günlerden Saint Pierre Kilisesi. Hah. Ne güzel hatırlattın. Antakya'daki Saint Pierre Kilisesi'ni anlatacaktık. Doğru. Görsellerde tablette belirdi hemen. Ne biçim tablet bu ya? Sahibinin bile anlamadığı tablet. Nasıl? Yok bir şey. Evet, güzelce hangi kamera benim? Evet. Antakya, günümüzde Hatay ili sınırlarında bulunan tarihi bir kent. Hatay, ülkemizin en güneyinde bulunan şehri. Akdeniz bölgesinin sınırları içerisinde. Kilise. Yahu tamam, hemen oraya geliyorum. Antakya'da Saint Pierre adında bir kilise yer alıyor. Bu yapı doğal bir mağara ve zamanında kilise olarak kullanılmış. Burası Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer. Wow! Doğru, dahası var. İsa Mesih takipçilerinin ilk defa Hristiyan adını aldığı yer aynı zamanda. Yani insanlara ilk defa burada Hristiyan denilmeye başlanıyor. Elçi Pavlus'un rotasında kısa bir mola vermeye değer bir yer burası mı? Evet, mağara Hristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra yapılan eklemeler ile güncellenmiş. Günümüzde de ziyarete açık bir müze. Çok güzel bilgiler mi? Çok teşekkürler. Rica ederim Zihi. Elçi Pavlus geçen bölümde de anlattığımız üzere Antakya'dan Selefke'ye yol almıştı. Oradan da Kıbrıs'a gitmişti. Kıbrıs'ta karaya çıkınca Salamis'e yol aldı. Burada Tanrı sözünü Yahudilere anlattı. Salamis? Evet, Salamis. Biraz da şimdi Kıbrıs'ı ve Salamis'i anlatalım ve Pavlus'un yolunu takip etmeye devam edelim. Ne dersin? Sonra da doğru mu yanlış mı sorusunu sorarsın. Olur mu? Anlaşmadır. Evet, devam ediyorum. Kıbrıs Adası günümüzde iki ülkenin toprağının olduğu bir bölge. Salamis de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa şehrinin yakınlarında yer alan bir kent. Pavlus burada çok önemli bir olay yaşayacak ve geçen bölümlerde de bahsettiğim üzere biz de ona artık Saul değil Pavlus diyor olacağız. Böyle merakta bıraktırıcı şekilde anlattığına göre galiba bu bilgiyi sonraki bölüme saklıyorsun be. Kardeşini iyi tanıyorsun. O zaman doğru mu yanlış mı sorun geliyor. Evet. Hadi gelsin bakalım. Müzikte tempo ile ilgili terimler Rusça kökenlidir. Doğru mu? Yanlış mı? Tempo. Evet. Rusça. Tempo, müzik eserinin çalınma hızı anlamında değil mi? Evet. O zaman bence yanlış. Avrupa'nın daha batısındaki bir yerden olduğunu anımsıyorum. Harikasın. Müzik terimlerinin neredeyse hepsi İtalyanca kökenli. Müzikteki tempoları göz atacak olursan, ağır tempolu eserlere andante dendiğini duyarsın. Bu kelime İtalyanca'da ağıra yakın anlamına gelir. Çabuk, hızlı anlamlarına gelen presto kelimesi de hızlı eserleri tabir etmek için kullanılır. Ya ne güzel bilgiler bunlar Zihi. Teşekkür ederim. Asıl sana teşekkürler. Sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Arkadaşlar, Tanrı'nın sözünde yine birlikteyiz. Acaba bugün ne hakkında konuşacağız? Bu hikaye, bugünkü hikaye yarım kalan bir hikayeydi. Bugün bu hikayeye devam edeceğiz. Bizler Daniel hakkında konuşuyorduk. Ve bu hikayede Daniel'in Tanrı'yı ne kadar çok sevdiğini ve Tanrı'ya ne kadar çok zaman ayırdığı hakkında konuşuyorduk. Ve aynı zamanda kralın gözüne girdiği hakkında konuşuyorduk, değil mi? Böyle şeyler olmuştu. Daniel kralın gözüne girmişti.
kral onu çok sevmişti ve onun en önemli kişilerinden, en önemli yardımcılarından biri olmuştu. Ama diğer bütün insanlar Daniel'i kıskanmaya başlamışlardı. Kralın yanında çalışan kişiler Daniel'i kıskanmaya başlamışlardı. Çünkü kral Daniel'i çok seviyordu ve bu da diğer insanları rahatsız etti. Peki onlar düşündüler, taşındılar ve dediler ki kendi kendilerine, biz bu Daniel'in şöyle güzel bir ayağını kaydıralım. Ayağını kaydırmak demek arkadaşlar, bu da bir deyim. Yani onu artık, ona bir zarar verelim. Onu artık kralın gözdesi olmaktan çıkaralım. Yani kral artık onu sevmesin. Ona öyle bir böyle bir oyun yapalım ki, kötü bir oyun. Ona öyle bir gerçek olmayan bir şey kuralım ki kralı kandıralım ve kral artık Daniel'i sevmesin dediler. Ve bunun üzerine Daniel'i izledikten sonra Daniel'le ilgili hiçbir sorun bulamadılar. Yani krala şikayet edebilecekleri hiçbir olumsuz bir şeyini bulamadılar. O zaman da dediler ki gelin biz bir şey uyduralım, yalan söyleyelim. Ve ya da yeni bir şey bulalım, yalan söyleyelim değil ama böyle yeni bir değişik bir şey bulalım. Ve bu sayede de Daniel'i artık kralın gözdesi olmaktan çıkaralım. Kral artık Daniel'i sevmesin. Peki. Ne yaptılar dersiniz? Çok kötü bir şey yaptılar. Hatırlıyor musunuz? Daniel günde 3 kez odasına çekilip Tanrı'ya dua ediyordu. Yalnız Tanrı'ya dua ediyordu. Tanrı'nın isteği budur çünkü. Bizim yalnızca Tanrı'ya dua etmemiz. Bizler insanlar için yalnızca Tanrı'ya dua ederiz. Bizler insanlara dua etmeyiz asla. Ama onlar şöyle dediler. Kralın yeni bir yasa yapmasını sağlayalım. Diyelim ki kimse kraldan başka kimseye dua etmesin. Daniel bu yasayı yerine getirmeyince cezalandırılacaktır. İşte burada kalmıştık ve merak etmiştik. Acaba Daniel sizce arkadaşlar bu yasaya uyacak mı? Tanrı'yı bırakıp sadece krala mı dua edecek? Siz olsanız ne yapardınız böyle bir durumda, merak ediyorum. Bence hiçbiriniz Tanrı'ya dua etmekten vazgeçmezdiniz. Çünkü insanlara dua etmek, bir kere bunun zaten hiçbir anlamı yok. Çünkü insanların gücü bizimki kadar ama Tanrı'nın gücü sınırsız. Bu yüzden insanlara dua etmenin hiçbir anlamı yok ki zaten bu Tanrı çok güzel. Hadi bakalım devamında ne olmuş? Kurnazlıklarından dolayı övünü övüne hemen krala koştular bu adamlar. Kral fikirlerini beğendi. Onu kandırmaya çalıştıklarını anlamadı kral. Böylece yeni bir yasa çıkardı. Bundan böyle herkes sadece bana dua edecek. Bu kurala uymazsanız aslanların yemeği olacaksınız. Daniel bu kuralı duydu. Ama o biliyordu ki Tanrı'dan başka herhangi birine dua etmek yanlıştı. Ne pahasına olursa olsun Tanrı'nın sözünü dinlemeliydi. Bu ölmek anlamına gelse bile ki arkadaşlar kral bu yasayı şöyle çıkarttı. Eğer insanlar benden başka birine dua ederlerse onları aslanlara atacağım dedi. Ve Daniel ne kadar cesurdu ve Tanrı'yı ne kadar çok seviyordu ki bu kadar zor bir şeyi bile göze aldı. Aslanlara atılmayı, vahşi, ona zarar verecekler mi? Çünkü normalde biliyorsunuz ki aslanlar evcil hayvanlar olamazlar. Aslanlar karınları acıktıkları zaman gerçekten her şeyi yiyebilirler, bizleri bile. İşte bu yüzden bir aslanla aynı yere atılmak, bir aslana yemek olarak verilmek ne kadar korkunç bir şeydir. Ve Daniel buna rağmen ne dedi? Tanrı'nın sözünü dinlemeliydi. Asla başka birine dua edemezdi. Böylece Daniel odasına gitti, kapıyı kapattı ve yine Tanrı'ya dua etti. Yani bu kurala uymadı. Kötü adamlar Daniel'in bunu yapacağını biliyordu. Çünkü Daniel'in Tanrı'yı ne kadar çok sevdiğini biliyorlardı onlar. Hemen koşa koşa krala gittiler. Ah ışıltılı mı ışıltılı majesteleri? Sizin yanınızda herkesin yalnızca size dua etmesi gerektiği yazılıdır değil mi? Sizin yasanızda. Değil mi efendimiz? Evet dedi kral. Ah pek parlak majesteleri. Hata yapmışsak bizi düzelt. Ama görünüşe göre Daniel Tanrı'ya dua ediyor. Size değil dediler. Yani hemen Daniel'i ispiyonladılar. Kral çok üzüldü çünkü kral Daniel'i çok seviyordu.
Ama bir yasa çıkarmıştı artık. Bu yasadan geri dönemezdi arkadaşlar. Krallar özellikle asla çıkardıkları yasalardan geri dönemezler. Bu bir kuraldır. Kandırılmıştı işte kral. Daniel'e zarar vermek istemiyordu ama yasasını da değiştiremezdi. Böylece askerlerin Daniel'i aslanlara atmasına izin verdi. İnanabiliyor musunuz? Daniel'i o koskocaman o vahşi aslanlara attılar. Aslanlar onu yesin diye. Çok sevdiğin Tanrın seni kurtarsın o zaman, dedi kral. Bu hikaye gerçekten zor bir hikaye arkadaşlar. Şimdi ben bu hikayeyi burada bırakacağım. Sizce Tanrı Daniel'e yardım etti mi? Sizce Daniel Tanrı'ya güvendi, Tanrı'dan vazgeçmedi ve Tanrı onu bıraktı mı sizce öylece? Sizce aslanlar Daniel'i yiyip parçaladılar mı? İşte bu hikayenin devamını daha sonra göreceğiz birlikte. Siz heyecanla bekleyin. Nora abanı sizi çok ama çok seviyor. Bu konuda düşünmeyi unutmayın. Tanrı için bizler de acaba nasıl fedakarlıklar yapabiliriz? Siz de bunları düşünün arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.